Kaçak akım rölemin çalışıp çalışmadığını nasıl test ederim? Kaçak akım rölesinin üzerindeki test butonuna bastığınızda içerisinde kaçak oluşturur ve kaçak akım röleniz açma yapar. Hatta üreticiler en az ayda bir kere bu şekilde kaçak akım rölelerinin testinin yapılmasını ister bizden. Peki prizler üzerinden kaçak akım rölesinin testini yapabilir miyim? Evet, prizler üzerinden aslında kaçak akım rölesinin testinin yapılması lazım. Bu test sırasında hem kaçak akım rölesinin çalışıp çalışmadığını kontrol edersiniz, hem de o prizinizde topraklamanın olup olmadığını da görmüş olursunuz. Hatta işletmeler yılda en az bir kez prizleri özel ölçü aletleriyle bu şekilde kontrol ederler ve bununla ilgili rapor tutarlar. Bu ölçü aletinde kaçak miktarını siz girersiniz ve ölçü aleti size açma zamanını verir. Peki evdeki prizlerde bunu nasıl kontrol edebilirim? Bunu kontrol edebilmek için fazla toprak arasına 7.3 kiloohmun altında bir dirençle bağlantı yapmanız gerekli, eğer 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesini test ediyorsanız. Bu sayede fazla toprak arasında 30 miliamper kaçak yaptırırsınız ve kaçak akım rölesinin açmasını sağlarsınız. Peki bunun daha pratik bir yolu var mı? Evet, daha pratik yolu direnci bulmak, bağlamak sıkıntılıdır. Daha pratik yolu ampul kullanmaktır. Ampul olarak da hesapladığınızda 6.6 watt çıkar. Bunun standardı 7.5 watt'tır. 7.5 watt ve üzerindeki bir ampulle eğer siz faz toprak arasında bir bağlantı yaparsanız kaçak akım rölenizin açma yapması gerekir. Eğer 300 miliamperlik bir kaçak akım rölesi test ediyorsanız da en az 75 wattlık bir ampulle bu testi yapabilirsiniz. Şimdi ampulle bu testi yaparken ampulün bir ucunu prizinizin fazına, diğer ucunu toprağa bağlamanız lazım. Bunu elle yapmanız oldukça risklidir, güvenli değildir. Bunu bir fiş üstünden yapmak daha güvenli olacaktır. Burada kullanacağınız fişin UPS prizlere uygun bir fiş olmasına dikkat edin. Çünkü prizlerde UPS pin jack çıkıntısı oluyor. Onun buraya girmesi gerekli. Şimdi bunu yaparken de 3 tip lamba bağlayabilirsiniz. Birincisi, lambayı buradaki pinlerden biriyle topraklama metali arasına yapabilirsiniz. Fişi prize taktığınızda eğer burası faza denk geliyorsa faz toprak arasında kaçak yaptıracaktır. Yapmazsa bura nötre denk gelmiş olabilir. Çıkarıp ters bağlayacaksınız. Yani buraya fazı denk getirmeye çalışacaksınız. %50 şansınız var. Bu kadar uğraşmayayım. Tamam, o zaman 2 adet lamba kullanabilirsiniz. Lambalardan bir tanesini bu jakla toprak, diğerini bu jakla bu toprak arasına bağlayabilirsiniz. Şöyle bir şey diyebilirsiniz, ya kaçak akım rölesi uzakta bir yerde, açma yapıp yapmadığını nasıl göreceğim? Her seferinde tek tek gidip bakmam lazım mı? Bu sefer üçüncü bir lamba kullanacağız. Lambayı buradaki faz nötr jacklarına, pinlerine takacağız. Prizde enerji olup olmadığını göreceğiz bu şekilde. Lambalardan bir diğerini bu pinle toprak, bir diğerini bu pinle toprak arasına bağlayacağız. Şimdi o şekilde bir bağlantı yapacağım ama o bağlantıyı yaparken ben ekstradan topraklamaya gelen kabloya bir de anahtar bağlayacağım. Anahtara bastığımda bu kaçağı yaptıracağım. Onun için faz nötr arasına bağlayacağım. Duy için 2 adet uzun. Pinlerden, jacklardan birine ve toprağa bağlayacağım. Anahtar üzerinden toprağa bağlayacağım duy için. 2 adet de bir uzun bir kısa kablo ayarladım. Kabloların 0.75'lik olmasında fayda var. Çünkü çok yüksek akımlar çekmeyeceğiz burada. Eğer kalın kablo kullanırsanız fişi oturtturmakta zorluk çekeceksiniz. Baştan söyleyeyim. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. İlk çektiğimde yüzüklerle klemens bağlantılarını yapmıştım ama 3 kuruş fazla para verip kaliteli malzeme almanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Klemensleri yüzükle birlikte bağlantı yapamadım. Hoşuma gitmese de kabloları yüzüksüz bir şekilde bağlantı yapacağım. Önce duylarımın bağlantısını yapayım. İki uzun kabloyu duyun birine bağlayalım. Bu benim faz nötr arasında enerji olup olmadığını görmek için kullanacağım duy. Şimdi toprak kaçaklarını yaptıracağım. Ampullerin bağlı olduğu duyları bağlayalım. Bunlarsa benim toprak kaçağını yaptıracağım. Lambaları bağlı olacak duy. Şimdi bunu fiş bağlantısını yapalım. Fiş bağlantısı için burada faz nötr arasına girecek olan duyuma uzun kabloların birini bağlıyorum.
Bir diğeri ise diğer uzun kabloyu bağlıyorum. Bu uzun kabloları burada fişin faz nötr kısımlarına bağlıyorum. Bağlantıyı yaptım. Şimdi toprak ucunu bağlayacağım. Bunun için araya bir tane de anahtar bağlantısı yapacağım. Topraklamaya bağlıyorum bunu da. Başta da söylediğim gibi 3 kuruş fazla para verip kaliteli malzeme almakta fayda var. Kırmızı lambayı enerjinin olup olmadığını kontrol edeceğim duya bağlayayım. Dediğim gibi bunlar 7,5 Watt'ın. Bunun ne olduğu önemli değil. Yani faz nötre bakacağım lambanın gücünün ne olduğu çok fazla önemli değil. Bir göz lambası bile olur. Ama toprak kaçağı yaptıracağım ampullerin 7,5 Watt ve daha üstü olması gerekli. Şimdi testimizi yapabiliriz. Fişimi buradaki prizime bağladım. Şu anda prizde enerji olduğunu görüyorum. Anahtara basıp kaçak yaptıracağım. Bakın dikkat edecek olursanız lambam söndü. Kaçak akım rölem açma yaptı. Yani bu benim prizime bağlı olan sortide ya da linyede 30 mA'lık kaçak akım rölem var ve çalışıyor. Burada bir başka prize bağladık. Bakalım burada kaçak akım rölem var mı? Evet, anahtara bastım. Şu anda mavi lamba faz toprak arasında 30 mA'nın üstünde bir kaçak yapıyor. Kırmızı lamba ve mavi lamba yandığına göre burada benim kaçak akım rölem bağlı değil.